Evet, öğrencilerin kira sorunu var ve bu sorunu gayrimenkul proje uzmanı Ufuk Tetik'le konuşacağız. Öncelikle iyi pazarlar, hoş geldiniz diyelim size. İyi pazarlar Oylum Hanım, hoş bulduk. Ufuk Bey, şimdi yüz binlerce öğrenci tercih aşamasında, pek çok öğrenci yaşadıkları şehrin dışında bir yere yerleşecek ve bunlar ev arayışına girecek. Hangi sorunlar bekliyor öğrencileri? Şimdi sorunların en büyüğü ve habere de konu olan barınma ihtiyacı. Çünkü maalesef Türkiye'de bizim bir genel kültür olarak şehir planlamacılığı kültürümüz olmadığı için öğrenciler kayıt yaptıktan sonra öğrencilerin barınma ve diğer lojistik ihtiyaçları çok düşünülmüyor. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Türkiye'de yaklaşık 206 tane üniversite var. Bunun %25'i, 46 tanesi İstanbul'da. Şimdi İstanbul zaten barınma, büyük şehirler, haberde de konu olan şeydi. Büyük şehirlerde zaten normalde ciddi bir barınma problemi varken bir de bu ülkeye, bu şehirlere dışarıdan yüz binlerce, hatta milyona varan öğrenci getiriliyor. Böyle olunca da bu çocukların barınma problemi çarpı 2, çarpı 3 seviyesine geliyor. Geçen yıl koronadan sonra, açılmalardan sonra çoğu öğrenci, Anadolu yakasındaki öğrenciler, Avrupa yakasındaki öğrenciler, Anadolu yakasında zar zor zaten yurtlar bulmuşlardı özel yurtlarla birlikte. Bu sene zaten sizin de malumunuz, izleyicilerimizin de malum olduğu ciddi bir barınma problemi hepimiz için varken öğrenci arkadaşlar için bu maalesef birkaç katına çıkacak gibi gözüküyor problem olarak. Evet, az önceki haberimizde de aktardık. Bu nedenden dolayı, sadece bu nedenden dolayı kazandıkları bölüme gitmemeyi tercih edenler ve donduranlar oluyor eğitimlerini. Ortalama kaç öğrenci kiralık ev tercih ediyor? Böyle bir ortalama var mı? Şöyle söyleyebilirim size. Türkiye'de şu anda yüksek öğrenim alan, yani lisans eğitimi alan öğrenci sayısı bu yıl için 6 milyon 950 bin. 6 milyon 950 bin öğrencinin nereden baksanız yani yüksek öğretim yurtlarını çıkarttıktan sonra yaklaşık 2,5-3 milyon civarında insan yüksek öğrenim yurtlarının dışında barınma ihtiyacı hissediyor. Yani bunların kısmı özel yurtlarda, geri kalanları da evler, arkadaşları ya da bireysel evler tutarak bu ihtiyaçları gideriyorlar. Peki talebi karşılayacak boş ev var mı? Özellikle İstanbul'da, üniversitelerin büyük bir bölümünün İstanbul'da konuşlandığını düşünürsek böyle bir boş ev potansiyeli var mı İstanbul'da? Oylum Hanım, şöyle bir problem var. Şimdi geçen özellikle depremden sonra biliyorsunuz yüksek öğretim kurumları, yani üniversiteler online eğitime geçtikleri için öğrencilerin çoğu, şimdi yeni dönemle birlikte tekrar yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitime başladıkları için de şu anda birdenbire bu talep fazlasıyla artarak devam edecek. Yaz ayları zaten şöyledir. Yaz ayları memurların tayin aylarıdır, insanların evlilik aylarıdır. Bu zamanlarda insanlar hep yeni evlere, yeni bölgelere giderler ve okulların kayıt dönemidir. Yani şimdi şöyle bir istatistik vereyim size olayın büyüklüğünü göstermek için. 2018 yılında Türkiye'de yaklaşık 790 bin öğrenci yeni kayıt yaptırıyordu. Bu yıl 1 milyon 900 bin gibi yeni bir kayıt şeyi var. Yeni kayıt yaptıran lisans öğrencisi var, üniversite öğrencisi var. Bu bile sayının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Türkiye'de maalesef son 3 yıldır olması gereken imalatın altında, çok altında konut üretiliyor. Bundan dolayıdır ki yeteri kadar konut bulmalarının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve zaten sayılara, rakamlara bakıldığı zaman da bu dediğimi tetikliyor ve destekliyor, özür dilerim. Öğrencilerin maalesef barınma problemleri bu sene çok fazla haber konusu olacak gibi geliyor. Peki İstanbul'un sıkıntılı olduğu malum. Üniversitelerin olduğu şehirlerimizden hangilerini nispeten rahat olarak değerlendirebiliriz? Burada baktığınız zaman İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki şehirlerde bu rahatlığı bulabilirsiniz. Yani aslında Anadolu şehirlerindeki üniversitelerde nispeten hem alanların geniş olması, şimdi İstanbul ya da büyük şehirlerde daha doğrusu Oylum Hanım çok fazla vakıf üniversitesi ve özel üniversite açılıyor. Bunların şöyle bir durumu var. Bunların
açılan bu özel üniversitelerin maalesef barınma ihtiyaçları çok fazla düşünülerek açılmıyor. Böyle olunca da bu çocuklar kısmen ortada kalmış oluyorlar. Devlet üniversitelerinde, özellikle Anadolu'daki üniversitelerde siz de bilirsiniz, neredeyse fakülte kadar yurt yapılıyor ve öğrencilerin ciddi bir kısmının barınması devlet tarafından, yani Yüksek Öğretim Kurulu tarafından sağlanıyor. Ama büyük şehirlere geldiğimizde alan çok sınırlı olduğu için, yani büyük kampüsler yapmak neredeyse çok zor olduğu için bu kısımlardan feragat ediyorlar. Peki şimdi ev sahiplerinin tercihlerine bakacak olsak, öğrenciye ev kiralama isteme veya istememe durumunda ev sahipleri nasıl konumlanıyor? Şimdi bu bizim genel kültürümüz. Maalesef ben 25 yıl önce öğrenci olduğumda üniversitede ev ararken de yine öğrenciye vermeyeceğiz algısı çoktu. Ama şimdi hala bu algı var, ama öğrenci arkadaşların ben son kira problemlerinden dolayı nispeten daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Nedenine gelince çok böyle kötü bir yerden giderek söyleyeceğim bu algıyı. Şimdi son dönemde kira mahkemeleri, yani sulh mahkemelerinin, ceza mahkemelerinin %50'si kiracı ve ev sahibi arasındaki davalara bakar duruma geldi. Öğrenciler hem yaşları itibariyle hem de biraz daha böyle işi idare etmek zorunda oldukları için ev sahiplerinin daha tercih edeceği bir kiracı modeli gibi duruyor bu arada. Peki öğrenciler ne tarz evleri tercih ediyorlar? Eskiden stüdyo daireler vardı, şimdi öyle bir seçenek söz konusu değil. Öğrenciler velev ki ev buldular, hangi tarz evleri tercih ediyorlar? Şimdi öğrenciler için en önemli şeylerden bir tanesi okullarına yakınlığı. Bu çok önemli. Tabii okula yakın olması. Tabii. Bunun dışında bu dediğiniz gibi bir değişiklik de var oynama. Yani pandemiden önce insanlar genellikle stüdyoda 1+1 daireleri tercih ederken şimdi paylaşımlı daireleri tercih etmeye başladılar. Nispeten daha büyük, daha kalabalık öğrenci grubunun oturabildiği. Ama buna bağlı olarak da bir kişi başına düşen kira bedelinin nispeten daha düşük olduğu daireleri tercih ediyorlar. Biraz daha eski daireleri tercih ediyorlar. Öğrencilerin aradıkları, oturdukları dairelere baktığımızda. Yani aileler biraz daha böyle konfor anlamında, yaşam alanı anlamında, sosyal alan anlamında yerler isterken, siteler isterken öğrencilerin daha böyle hani bir an önce kafamızı, başımızı bir yere sokalım tarzında ev aradığını gözlemliyoruz sahada. Peki dediğiniz gibi büyük daireler arıyorlar yani. Büyük daireler arıyorlar. Eskisi gibi stüdyo gibi bir ya da 1+1 gibi bir tercih kalmadı. Peki özellikle kampüslerin, üniversitelerin bulunduğu civarlarda ve İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerin, üniversitelerin bulunduğu büyük şehirlerin emlak ve kira piyasasına etkisi oluyor mu öğrenci taleplerinin? Ciddi anlamda oluyor oynamanın. Yani biraz önce de bahsettim. Size sadece bu yıl 1.000.000 öğrenci üniversiteye kayıt olacak. Türkiye genelinde de 6.900.000 öğrenci şu anda aktif olarak lisans eğitimini alıyor. Şuna bakalım, yani ön lisans ve lisans eğitimini alıyor. Şuna bakalım, 6.900.000, yani neredeyse 7.000.000 insan bizim şu anda Türkiye'deki ilk 5'e giren şehirlerimiz. Yani bir şehir kadar insanın kira aradığını düşünelim. O zaman aslında olayın büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Otomatikmen zaten kira problemi Türkiye'de son 2 yılda tavan yapmış durumda. Öğrencilerin çoğu bunu pandemi süreci ve depremden sonra da online eğitimle geçirdikleri için kısmi olarak yaşamışlardı. Ama şimdi tekrar yüzde eğitime başlamasıyla birlikte bu çocukların da barınma ihtiyacı var ve bunu talep etmek durumunda kalacaklar. O da kira fiyatlarında yine maalesef bir artış daha yapacak gibi duruyor. O zaman bize de diyecek şey, Allah kolaylık versin öğrencilerimize de. Tabii ki iyi bir kiracı arayan ev sahiplerine de. Şimdi tabii size şunu da sormak istiyorum, bir gayrimenkul proje uzmanı olarak bir haber paylaştık bugün izleyicilerimizle. İşte kiracısına 200.000 TL teklif ediyor evini boşaltsın diye, ama kiracı
hayır diyor. Şimdi hem bu teklifi değerlendirmenizi rica edeceğim emlak piyasasının geldiği durumu anlamak açısından, hem de bir kiracı 200 bin TL'ye niye hayır der, bunu nedenini aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi kiralarla ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu oylamanın. Mevcut yeni kiracılarla eski kiracılar, yani 3 yıl ve üzerindeki kiracılar arasındaki kira makası o kadar çok açıldı ki Türkiye'de, aynı konumdaki iki dairede birisi 4 bin lira kira verirken yeni kiracının 20 bin liraya kiraya verme gibi bir durumu var. Şimdi ev sahipleri de burada nispeten aslında kiracılarına abiyane tabirle rüşvet veriyor durumuna geliyorlar çıkması için. Bunun karşılığı şu aslında, 3 yıllık kiralar neredeyse her yıl %100. Devlet bunu %25 ile sınırladı geçen yıl ve bu yıl. Ama realitede maalesef çok uygulanabildiğini görmüyoruz çünkü bir yaptırımı yok. Yaptırımı olmayınca da insanlar %100'lere varan, %100'lerin üzerinde bu arada kira artışlarıyla karşı karşıya kaldılar. O yüzden biraz önce bahsederken ceza mahkemelerinin neredeyse %50'si kiracı ve ev sahipleri arasındaki davalara bakar duruma geldi. Hatta 1 Eylül'den sonra artık mahkemeler buna bakmayacak, ara buluculuk sistemine geçtiler. O kadar evet. Yoğunlaştı. Böyle olunca da ev sahibi şöyle yapıyor. Diyor ki ben yeni bir kiracıya versem 25 bin lira ayda kira alacağım. Ve bir sene sonra 25 bin lira üzerinden yeni zam yapabileceğim. Ama mevcut kiracım 4 bin liraya oturuyor. Bir yıl sonra da ben buna 4 bin lira üzerinden yeni zam yapabileceğim diyor. O yüzden ben sana çok iyi bir şey yapıyorum. Seni tahliye etmek zorundayım ama 200 bin lira da para veriyorum. Kiracı da bu parayı niye kabul etmiyor haklı olarak? Aynı standartta yeni bir eve çıktığında o da 20-25 bin lira yeni kira vermek zorunda. O da belki 4-5 ayını kurtaracak 200 bin lira. Ama birkaç yıllık süreye baktığınız zaman ciddi bir zarara sebebiyet verecek. Evet. Haklı olarak o da bu parayı talep etmeyip direniyor bu arada. Bu senaryolar çok yaygın bir şekilde ilerliyor. Yani ev sahiplerinin çok işte tahliye etmek için kira yardımı, ondan sonra nakliye yardımı gibi şeyleri yaptığını gözlemliyoruz biz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ufuk Teknik, bizimle birlikte olduğunuz için iyi pazarlar diyoruz size. Sağ olun.